Yeni videomuzdan hepinize günaydınlar arkadaşlar. Günaydın. Saatlerimiz şu an 9.30. Benim hastane randevum var. Dediğim gibi şu kolumu diyordum ya size, sağlam kolumda bir şey oldu, kaldıramıyorum diye. Hastane randevum var. Kadir Bey ona bulmuş. Defne'nin de 12.1 gibi yüzmesi var. Önce hastane işlerini halledeceğiz bakalım. Ondan sonra Defne'nin yüzmesine geçeceğiz bakalım. Güne bugün erken başladık bakalım. Günümüz aydın olsun arkadaşlarım hepimizin. Ordu'ya bir gidelim. Hastaneye bir gidelim. Daha sonra tekrardan buluşuruz sizlerle bakalım yine. Bir de bugün Ordu'da hafif yağmurlu ve sisli bir hava var arkadaşlarım. Sizin oralarda havalar nasıl? Bakın. Böyle kasvetli bir hava var Ordu'da bugün. Sisli, yağmurlu. Mart böyle geçer zaten. Ama deniz o kadar sakin ki, neyse gösteremedim arkadaşlara. Hani dalga bile yok derler ya, çarşaf gibi. Karınca su iç. Evet arkadaşlar, deniz de o kadar bir sakin yani bugün. Fırtına öncesi sessizlik. Ha aynen, Kadir'in dediği doğru valla. Bakar mısınız, şöyle uzaktan çekmeye çalışayım da. Hani hava böyle kapalı, hafif sisli, kara bulutlar var ama deniz çok sakin. Belki öğleden sonra açar dediğimiz gibi, bu Mart ayı belli olmaz. Neyse bütün işlerimiz rast gitsin bugün arkadaşlarım. Bir gidelim bakalım. Sonra tekrardan konuşuruz. Güneş doğacak da doğmamış sanki denize doğru bak şimdi. Evet, Ordu kupkuru. Perşembe'de yağmur var da burası iyi. Evet, arkadaşlarım, kolumda iltihaplı bir sıkıntı var. Seni en azından rahat uyutmak için dedi doktor. Omzumdan iğne yapacak. Şöyle iki tane kortizonlu iğne yapacağım dedi. Daha da olmazsa ameliyat olacağız. Evet güzel arkadaşlarım. Şimdi doktor beyin yanından çıktım ben. Kadir Bey işte sigortayı onaylatmaya gitti tekrardan. Omzumdan kortizon yaptı arkadaşlar. İki iğneyi karıştırıp genetiksel bir durumda dedi. %30-35 insanda oluyor dedi. Böyle iltihap, işte araya kemik sıkışma gibi bir şey. Bir de bir şey daha var dedi. Vallahi tam hatırlayamıyorum ama işte seni dedi biraz rahatlatmaya çalışacağım. Önce tedavimizi yapacağız dedi. Baktık hani 2-3 ayda bir tekrarlıyor. Çünkü beni yatarken bile uyutmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi uyutmuyor, işte üzerine bile yatamıyordum. İşte iğnemi yaptı, ilaçlarımı verdi. Daha da olmadı, geçmezse dedi. Onu dedi, içeriden dedi, ameliyatla dedi, bir parmak kadar olan şey dedi, alacağım. Kesin çözüm, kurtulacaksın dedi. İşte bakalım biraz tedavi görelim. Daha sonra ne olacak yani. Şimdi Kadir Bey'i bekliyorum da şimdi annemle de çıkacağız. Defne'yi oraya bırakmıştık arkadaşlar, hastane ortamında durmasın diye. Sonra da yüzmeye geçeceğiz ama kolum bir acıdı vallahi. Ayaktan yapılan acımıyor da omuzdan yapılan yine gerçekten acıyor. Kadir gelmiyor yani, yanıma gelmedi. Ben diyor dayanamam diyor. Bakma dedim ama yok, yine de şey yapmadı yani. O bakamıyor öyle şeylere, kandı, iğneydi. Böyle şimdi onu bekliyorum. Gelsin de çıkacağız işte arkadaşlarım. Yine tekrardan görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlarım, ben eve geldim. Ama nasıl geldim bir sorun. Şimdi biliyorsunuz, size bir olay anlatayım. Yüzmedeydik. Defne'nin çıkmasına da 15 dakika falan vardı. Bir lavaboya gideyim dedim. Lavaboda bir kadın. Yanında da 6 yaşında bir kız çocuğu. Dedi ki, ah kanaman var dedi. Kendi kendine konuştu böyle. Sonra ben elimi yıkadım. Köpükledim, turuladım. Tekrar oyalanıyorum ama. Hani bir problem olduğunu anladım. Tekrar elimi yıkadım. Tekrar bekledim. Bir yandan kadına da bakıyorum. Şey, kadın hamileymiş. 7 aylık. Ambulansı aradı. Ağlıyor ama. Sonra ben biraz elimi yıkadım, baktım yine adres bilmiyor. Kadın meğer buralı değilmiş. İşte sonra dedim adres böyle böyle. Dedim adresi söyle bana, ver ben söyleyeyim. Adresi söyledik, ambulans geliyor. Ambulans gelmiyorsa dedim hemen eşimi çağırayım. Seni yollayayım dedim. Kadın kanaman var dedi. 7 aylık nasıl ağlıyor? Eşi burada yokmuş. Eşini aradı. Arabayla gelme, uçakla gel dedi. Kadının burada annesi, babası, kız kardeşi, abisi kardeşi, hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Evli, 6 yaşında bir kız çocuğu var. İkinciye de hamile. Şehir dışında, sen dedi uçakla geldin ama nasıl ağlıyor, nasıl korkmuş. Ben de buranın yabancısıyım.
Buranın adresini de bilmiyorum. Bana dedi ki ambulansı karşılar mısınız? Kadir dedim hemen git sen ambulansı karşıla. Ben dedim kadın ne oldu dedi böyle böyle dedim. Acil hamile bir kadın var, acil ambulans geliyor dedim. İşte onu karşıla, ben kadının yanındayım, aşağı indireceğim onu dedim. Neyse ambulans geldi. Çocuğu ambulansa alamayız diyorlar. Benim dedi bırakacak kimsem yok dedi. Ben buranın yabancısıyım dedi kadın. İşte dedim ben seninle gelirim. Kadir dedim ben gideyim dedim. Defne'yi sen artık idare et, bir şey yap. Hani birinden yardım iste giydir dedim. Git dedi bana. Çocuğu yanıma aldım arkadaşlar. Ambulansın önüne bindik. Yani kimsesi yokmuş kadın dedim. Çocuğu alın yani ambulansa, ben de geleyim yanında dedim. Elim tuttum çocuğum, bırakmadım. Sonra hastaneye gittik işte. Çocuk bir yandan ağlıyor. Annesi bir yandan ağlıyor. Elleri titriyor. Ben dedi size diyor böyle yapıyor. Elleri titriyor. Ablamı arayayım da diyor. Sizin numaranızı vereyim diyor. Kadın bir türlü veremiyor. Dedim sen bana ablanın numarasını söyle ben arayayım. Ablasını aradım böyle böyle, hangi hastane olduğunu söyledim. Ablası da Samsun'dan gelecek arkadaşlar buraya. En yakın akrabası ablası Samsun'da, yani düşünün. Dedim çocuğun önce Allah'a emanet, sonra bana emanet. Ben de olsam ben de tedirgin olurum. Şimdi onu doğumhaneye alsalar çocuğunu kime emanet edecek? Ben de yabancıyım. Sen dedim hiç korkma. Hiçbir şey olmaz. Bak senin çocuğun elini tutuyorum. Hiç bırakmıyorum. Sen nereye gidiyorsan biz de oraya geliyoruz dedim. Onu rahatlatmaya çalıştım. İşte acil doktoru geldi. Doktoru buradaymış ama burada artık hocalarımı çağırırım dedi. Okuyor mu? Eğitim olarak bir şey mi yapıyor? Orasını bilmiyorum. İşte arkadaşlarım, kızına teselli veriyorum. Ağlama çocuğum. Bak ağlarsan annen daha çok kötü olur. Şöyle böyle. Teselli verirken işte acil doktoru geldi. Nasıl dedi işte hani böyle kanamalı mı dedi, sulu mu falan dedi. Sulu deyince doğumhaneye hazırlayın dedi. Kadına hep bir şey oldu. İşte ablasıyla görüştüm. Sonra dedi benim bir arkadaşım vardı burada, Fatma diye dedi. Onu arayalım dedi. Hani ondan başkasına bırakamam ben dedi, ameliyathaneye gidersem dedi. Kadın geldi Fatma'ya. Kızının adı da Eylül Su. Eylül Su'yu emanet ettim. Sonra geldim arkadaşlar. Yani başımıza böyle bir iş geldi. Ne olursa olsun yardım etmek gerekir dedim. Öyle sizin de çocuğunuz olsun dedim. Babası onu idare eder. Siz bu çocuğu kime, olur mu? Olur mu öyle şey dedim. Tabii ki de gelirim dedim. İnanın hastanede bile beklerdim yani. Şey olarak söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başımıza böyle iş geldi yani. Az önce de ablasını aradım. Ablasının numarasını silmedim. Ablasıyla diyaloğa geçmiştim ya, Samsun'dan gelen ablasıyla. Geldiniz mi dedim. Gelmedim. Çok merak ettim dedim. Durumu nasıl dedim. İşte dedim şu anda yatırıyorlar dedi. İşte doğuma falan almamışlar dedi. İşte dedim hani şey olmasa da Sevgi Hastanesi'ne gidip bakacaktık yani Şevval'le beraber arkadaşlarım. Böyle ablasını aradım. Haber aldım işte, sizden haber almak istedim dedim. O da hakkınızı helal edin. Öyle şey olur mu dedim ya. Bencillik yapıp dedim sadece seyretmek olur mu dedim. Kim olsa yardım ederdi dedim yani. Böyle bir gün geçirdik, bakalım inşallah bir şey olmaz arkadaşlar. Kızı da çok ağladı. Kendi de çok korktu. Eşi de şehir dışında. Adam uçakla yetişmeye çalışıyor. Ablası Samsun'dan gelmeye çalışıyor. Kimseyi tanımıyorsun. Yanında kızınıyla kendinden başka kimse yok, tanış işte birbirlerinden başka. Öyle bir şey yaşadık yani bugün. Sonra arkadaşı Fatma geldi. Kızını ona teslim ettim. Dedim anneme böyle biraz böyle böyle oldu. Biraz gecikeceğim. Kadir'le Defne de bu arada şeye gitti arkadaşlar. Perşembeye matematik kursuna gitmek zorunda kaldılar. Sonra Şevval'le buluştuk. Markete uğradık, eve geldik işte arkadaşlarım. Böyle yani. Böyle bir gün geçirdik. İnşallah bir şey olmaz yine de. Hastanede yatıyormuş şu anda. Bakalım ne olacak. Yine ben ablasını arayıp haber alacağım bakalım. Neyse çok uzatmayayım. Tekrardan görüşürüz yine. Arkadaşlarım biz şimdi Şevo'yla yine bir evin yanındaki markete gidiyoruz, Migros'a. Geçerken de şöyle yolun kenarında dikilen bezelyeleri göstereyim size, baksanıza. Çiçek açmış. Artık 15-20 güne dökmeye başlarlar. Tazecik tazecik. Bir gidelim bakalım da. Bir tarif gördük de arkadaşlar. Bu sefer muhallebili güllaç. Annem de dedi yapalım da yapalım dedi. Şimdi güllaç almaya gidiyoruz. Arkadaşlara anlattım bugünkü olayı. Anlattın mı? Anlattım. Çok şükür. Şimdi hastanede, en azından hastane odasında kızı yanında yani. En önemlisi o. Kız da çok Ama gerçi ağlıyordu. haber aldın. Şu an iyiymiş. Evet. Ablasına şey yaptık. Aman bir şey olmasın ya. Neyse biz geldik sayılır arkadaşlar. Gidelim güllacımızı alalım. Malzemelerimizi alalım. Yapalım bakalım. Babam yapın. Yiyesim var dedi. Ondan yapıyoruz yani. Bu saatte. Olsun. Oruçlu insanın isteği olunca yapılır. Gidelim bakalım da yapalım.
Evet arkadaşlarım, şimdi güllaç yapımına başlıyoruz. 1 litre süte 200 ml bir su bardağı toz şeker ekledik arkadaşlarım. Süt ve toz şekeri ısıtıyoruz. Kaynatmıyoruz, sadece ısıtıyoruz. Sonra güllaçlarımızı ekleyeceğiz işte yavaş yavaş. Bir de bunu biz muhallebili yapacağız arkadaşlar. Damla sakızlı muhallebi yapacağız. Ben sizlere şimdi muhallebi tarifini de vereyim. 3,5 su bardağı süt. 3,5 muydu ya? Pardon. 1 litre süt arkadaşlar. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya. İsterseniz 1 yemek kaşığı ya da yarım yemek kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz. Bir de çok az da damla sakızı ekleyeceğim arkadaşlar. Muhallebimiz de böyle. Damla sakızı ekleyeceğim. Damla sakızlı muhallebi güllaç yapacağız. Yani böyle. Ben şimdi size de yapım aşamalarını çekeceğim daha sonra. Soframız her zamanki gibi hazır, annemdeyiz. Şimdi sizlere onun bugünkü iftar menüsünü göstereyim. Şöyle yahni, sizlere de fikir olsun arkadaşlar. Mis gibi şöyle pilavımız var burada. Yemek seçenler olduğu için, kıymalı etli yemeyenler olduğu için annem şöyle sebzeli, yani türlü yaptı diyelim. Etli yemek seçenlere pilavımız var. Yine şurada makarna yoğurtlamış isteğe göre. Şurada güllaçım var. Daha onu bitirmedim. Sütünü çeksin. Süsleme aşamasına geçeceğim. Böyle yani. Bugünkü menümüzde bakalım. Allah bereket versin. Olmayanlara da versin inşallah diyelim.
güllaç faslına. Demirim nar yememe. Evet, kız çende nar yiyor burada teyzeleri bakın. Şimdi Damla sakızlı güllacımızı deneyelim bakalım arkadaşlar. O kadar çok kolum ağrıyor ki size anlatamam. Hani çocuklar aşı olur da öyle şişer ya. Anne bu niye kıtır kıtır? Hayır kızım, o borcamın sesi. Sen de bakmak ister misin güllacın tadına? Ama ben çileksiz yedim. İnanın hiç halim yok. Muhallebili güllaç bakalım. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Bir servis edelim bakalım. Şöyle. Vay. Şimdi servis edelim bakalım arkadaşlar. Kime getirecekler mi? Bunu dedene götür bakalım hadi. Evet arkadaşlarım, artık vedalaşalım sizlerle beraber. Bugün neler yaptık? Bugün anlattım size başımıza. Yani benim değil de o kadıncağızın başına gelenleri işte. Böyle bir talihsiz olay oldu ama ucuz atlattık diyelim. Dediğim gibi ablasını aradım. Şu an durumu iyi dedi. Odada serviste dinleniyor dedi işte. Doktorunu bekliyorlar dedi. Öyle bir haber aldık. Arayabilirsem yarın tekrar arayacağım bakalım. Sonra shorts videosu atmıştım arkadaşlar. Güllaç'ı soranlar da olmuş. Vallahi bizim evdekilerin hepsi beğendi. Özellikle erkekler beğenmezler diye düşünüyorduk ama çok güzel yendi. Ama üzerine bolnar eklerseniz enfes oluyor. Deneyin. Muhallebili ve içli malzemesini bol koyarsanız. Şerbeti çok koy. İri taneli bol ceviz koyarsanız. Şöyle 2-3 avuç bol ceviz atarsanız. Üzerine de bol nar döküp yerseniz müthiş oluyor gerçekten. Şerbeti birazcık fazla koyun. Evet. Şerbeti. Bizimki biraz böyle yani oldu. Başka neler yaptık kız biz bugün? Salata. Öyle değil, hani gün olarak neler yaptık fazla hatırlamıyorum ben ya. Yoruldum ha, kolum çok şişti benim arkadaşlar. Böyle güldüğüme bakmayın. Hani azıcık kaldırsana kızım yukarı. Kaldır. Arkadaşlar nasıl oldu biliyor musunuz? Şey oldu. Hani çocuklara aşı yaptırırsınız ya. Böyle tetanoz aşısı, karma aşıları falan kol şişer ya. Benim kolum kütük gibi derler ya, kütük gibi oldu yani, anlayacağınız, çok şişti sağ kolumda, hiçbir şey yok. Yüzmeye gittik. Onu anlattım ben bir dakika. Matematiğe gittik. Evet, Defne'cim babasıyla kursa gitti, geldi teyzeler. Böyle işte arkadaşlar, benim kol davul gibi şişti. Öğretmen bile soğuk, şöyle, saçını ıslattı. Biraz bulaşığı falan toparlayayım dedim ama beni bayağı bir zorladı, sonra sancı yaptı. Keşke dedim yapmaz olaydım ama elime aldım bir kere, makine doldu. Geri kalanlar kaldı, daha da almıyor, ne yapacağız? İkinciye atarız dedi annem. Hani ikinci postayı atarız, yıkasın onu boşaltırız dedi ama yok dedim. Onu bekleyene kadar dedim, elimde yıkayayım dedim ama beni öldürdü. Sonra daha bir şey yapmadım ama. Böyle yani arkadaşlar, hazır kızım. Şişti yani, bayağı acıyor. Bir de anestezi şeyle yapmış, iğnesiyle ekstradan uyuşturucu bir iğne katmış. Onu da bana verdi geri artan arkadaşlarım. Öyle. Lokal anestezi iğnesiyle beraber karıştırıp yaptı işte. Böyle bakalım, dediğim gibi. Biraz tedavi göreceğim. Sonra olmazsa ameliyat dedi. O küçük parçayı alacağım. Kesin çözüm olacak dedi yani. Tedavi iyi gelirse. Bu gece sana bir kortizon dedi. Rahat bir uyku yutacak dedi. Kortizon yapacağım diyor özellikle. Yaptı işte omuzundan ama aklım gitti başımdan. Öyle diyeyim sizlere. İnşallah ameliyatlık olmaz. Beni kim bakacak? Açma, açma, dokunma lütfen, lütfen. Çok acıyor kızım gerçekten. Böyle yani arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Desteklerinizi bizlerden esirgemeyin, değil mi kızım? Ve teyzelerine. Teyzelerim, abone olur musunuz bize de? Hepinizi seviyorum arkadaşlarım. Yarın güzel bir güne uyanmak dileğiyle. İnşallah güzel bir vlog olsun yarın da. Güzel bir gün geçirelim diyelim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah hepinizden razı olsun.